Hocam iyi bir okul istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Tonguç, senin gibi birçok arkadaşın da bize yorumlar gönderdi. Mesela Furkan demiş ki hocam nitelikli bir okul isteyen öğrencinin günü nasıl olmalı? Bununla ilgili bir rehber videosu yapar mısınız demiş. Arkadaşlar siz de destekleyin demiş. Oo, 500 bin beğeni almış. Aynen. Proncu demiş ki LGS'den iyi bir puan alıp nitelikli bir liseye gitmem için ne yapmam lazım hocalarım demiş. Ve Leyla Sevimli de nitelikli bir liseye gitmek isteyenlere taktik verebilir misiniz demiş. Ve yine o da çok verir fazla misiniz hocam? Şimdi dikkat edin net olmuş. Birincisi iyi bir lise iyi bir gelecek demek. Tabii ki sadece lise önemli değil. Üniversite sınavı ve sonrası yapacağın başarılar da önemli ama gerçekten lisedeki arkadaşlıklar unutulmuyor. Ve lisede elde ettiğin başarılar, lisede elde ettiğin temel seni üniversite sınavlarında çok iyi yerlere taşıyor. Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve diğer liseler mutlaka senin başarında bir katkısı olacak. Dolayısıyla şimdiden sınavlara çalışman lazım. Ve LGS'ye çok az bir süre kaldı. Nitelik okulu isteyen öğrencilerin şöyle bir özelliği var. İlk başta yapamayacağım der. Sonra birazcık bakar soruları yapabilirim ama tam da yapamam der. Sonra aslında yapmalıyım der. Çalışıp kazanmalıyım der. Sonra merak eder. Der ki ben nasıl yaparım? Acaba hangi kaynaklardan çalışmam lazım? Kursa mı gitmeliyim? Video mu izlemeliyim? Kampım var mı? Hangi yüzden destek almalıyım der. Ve nasıl yaparım dedikten sonra yapmayı denemeye başlar. Artık bizi izler veyahut da hocasını dikkatli bir şekilde dinler. Ve sonrası artık yapabileceğine inanır. Çünkü artık gayret etmeye başlamıştır. Ve en azından kapıyı açmıştır. Ve sonrasında da mutlaka çalışan kazanır Tonguç. Hocam daha çok var mı sınava hocam ya? Sınava çok var deme Tonguç. Sınava daha çok var çalışırım elbet dersen sıkıntı yaşarsın. Neden biliyor musun? Birincisi sana bazı taktikler vereceğim. Bunları not al bak. Birincisi erken kalkman gerekiyor. Erken kalkan yol alır Tonguç'um. 8 saat uyku senin için yeterli. Günde 10 saat uyuyan bir öğrenci kolay kolay nitelikli okula girme ihtimali zordur. Beyni uyuşmuştur zaten. Beyni uyuşmuştur bak. 8 saat uyku hatta daha az uyku bile yeterli. Ve gününü planlaman gerekiyor Tonguç. Yani ben kalktın sabah erkenden cumartesi pazar günleri veya hatta hafta içi okula giderken erkenden kalktın ama aynı zamanda gününü de planlaman gerekiyor. Erken kalkıp bütün gün oynarsan gene olmaz. Gününü planlaman gerekiyor. Ve kahvaltını önemse Tonguç. Bir günden bahsediyoruz. Kahvaltını önemse. Yoğun çalışma döneminde beslenmene dikkat etmelisin. Çünkü yediğin gıdalar seni yorabilir, senin kafanın çalışmasını engelleyebilir veyahut da senin zihnini açabilir. Mesela ceviz yemek, fındık yemek, böyle İşte süt içmek, böyle protein ve işte nedir onun adı, vitamin değeri yüksek gıdalar yemek senin zihninde çalışmasını sağlayacaktır. Saat 9 ile 11 arası beyin için en etkin çalışma saatleri. Yani cumartesi, pazar saat bu saatlerde uyuyorsan bu senin için kötü. Zaten gerçek sınava da bu saatlerde gireceksin. Dolayısıyla yani sayısal kısma girdiğinde ya da sözel kısma girdiğinde sabah erken saatler olacak. Dolayısıyla beyin için en erken, en etkin çalışma saatlerini iyi kullanmalısın. Ve bu dönemde kısa süreli bellek en yüksek seviyede. Yani sen bir şey okuduğunda pat hemen atıyor beynin. Pat hemen atıyor. Ama geç saatlerde birazcık çalışması zor oluyor. Hele uyuyup uyanmadıysan daha da zor oluyor. Bütün gün okulda dinlenmişsin, çalışmışsın, eve geliyorsun yorgunsun, yemek yemişsin, birazcık sosyal medya bakmışsın veya televizyon bakmışsın. Sonra da dersin başına oturduğunda birazcık yorgun olabiliyorsun. Hele hele çok motive değilsen bayağı bir yorgun olup kapatıyorsun. Ve yoğun çalışmada bile bu saatlerde yani sabah 9-11 arasında verim çok fazla. Dolayısıyla sabah erken saatte çalışan insanlar çok başarılı oluyor. Ve konsantrasyon tutman çok kolay oluyor. Diğer bir şey ise programını uygulaman gerekiyor. Yani günlük haftalık bir program yapman lazım ve programa uyum sağlaman lazım. Bir program yoksa hemen LGS kampından oluşturabilirsin. Yani işte gireceğin dersler neler? Türkçe, matematik, fen. LGS kampını takip edebilir miyim hocam? Tabii ki LGS kampında biz sana hangi günü hangi şey yapacağına dair tek tek bilgi veriyoruz. Sonrasında inkılap, İngilizce ve din olsun. Şimdi bu Türkçe, matematik, fen en önemli dersler olduğu için burada belli bir hafta günde kaç soru çözdüğünü bir denetleyebilirsin. Sonra kendine bir program oluşturabilirsin. Ha ben Türkçe'de fazla eksiğim yok, matematikte çok eksiğim var, fende eksiğim var diyebilirsin. Mesela bak diyelim ki LGS kampı Ekim ayında biz 1 Ekim'de hangi videoyu yayınlıyoruz, saat kaçta yayınlıyoruz ve hangi kitaptan soru çözmen gerektiğini söylüyoruz. Sende bu kaynak yoksa başka kaynaktan çözebilirsin. 2 Ekim'deki videomuz, 3 Ekim'deki videomuz bütün ay tek tek hangi kitapları çözeceğim belli. Nasıl, ne kadar soru çözeceğini biz sana yazıyoruz. Buna benzer bir programı kendine oluşturabilirsin. Bizden de destek alabilirsin. Ve tabii ki de en önemlisi sana sınavda soru soracaklar. Dolayısıyla senin bol bol nitelikli, kaliteli yeni nesil soru çözmen lazım. Ve minimum soru sayısına gelirsek. Şimdi birincisi eğer sen nitelikli bir okul istiyorsan günde ortalama en az 250-200 soru çözmen lazım. Hafta sonları da ortalamasını söylüyorum. Yani hafta içi biraz daha az olabilir, 150 olabilir. Ama şunu da unutma. Diyelim ki sen 150 soru çözüyorsun. Çok kolay Türkçe sorusu. Ben ise günde 50 tane yeni nesil matematik sorusu çözüyorum. Ben daha büyük bir şey başarmış olurum. Neden? Çünkü 50 tane yeni nesil matematik sorusu hem daha fazla süre kaybettiriyor hem de daha fazla şey kazandırıyor bana. Neden? Çünkü sınavda öğrenciler birazcık matematikte falan da biraz zorlanıyorlar. Türkçe dersi biraz daha kolay veya inkılap İngilizce dersi biraz daha kolay. Kolay derslerde bol soru çözebilirsin ama zor, seçici, yeni nesil soruların biraz daha zorlayıcı sorduğu derslerde 50 soru, 100 soru çözmek bile çok büyük bir başarıdır. Dolayısıyla soru sayısını senin zorluğun belirleyecek. Geçen gün bir saatte 3 soru çözdüm hocam zaten. Yani senin biraz durumun sıkıntılı ama çok zor sorularsa olabilir. Ve nitelikli ve güncel sorular seç. Yani eski sınavlarda çıkan bilgiye dayalı tamamen bilgi veren sorular yerine
böyle infografik sorular, üstte ön bilgisi olan yeni nesil yatay sorular hem de dikey sorular bulunan yeni nesil kaynaklardan faydalan. Ve en önemli kısmını söylüyorum, hatalarını biriktirip geri dön. Yani hata yapmak çok güzel bir şeydir Tonguç. Mesela öğrencinin en büyük sıkıntısı şudur. Çok hata yapıyorum ya. Ne kadar güzel bir şey. Hatasız kul olmaz. Aynen, hatasız kul olmadığı gibi çok hata yapmak iyi bir şeydir. Çünkü bir sürü hata yaparsan, diyelim ki ben sınava kadar 2 hata yaptım. Rakamları sadeleştiriyorum. 2 hata yaptım. Ben sınavda eğer bu yaptığım 2 hatayla alakalı değil de başka bir yapabileceğim hatayla alakalı soru gelirse kaçarım. Ama sen benden daha fazla hata yaptın ve bütün yapabileceğin hataları görmüş oldun. Ve bunları da iyi bir şekilde biriktirdin, geri döndün ve bunları çözmeyen arkadaşlarından, hocalarından, kare kod okutup videolar çözmelerinden öğrendin. Sınava girdin, artık yapacağın hata kalmaz. Esasında çok soru çözen öğrenci çok hata yapabilir. Yani çok soru çözdüğü için farklı farklı soru tarzlarıyla karşılaşır ve bir sürü hata yapıp onları öğrenir. Mesela ben günde bir hiç hata yapmıyorum. Demek ki sen soru çözmüyorsun demektir. Dolayısıyla hata yapmaktan korkma. Yaptığın her hata sana bilgi olarak dönecek. Ve bir önemli şey daha var ki efsanelerden uzak dur Tonguç. Bu sene sınav çok zor olacak. Bu sene çok fazla aday girdiği için sınavın sorularını NASA hazırlıyor ve TÜBİTAK hazırlıyor. Olabilecek en kazık soruları seçmişler. Zaten süre de yetmiyor. Normalde bir soruyu ben 5 dakikada çözüyorum. Sınavda 2 dakikada. Böyle şeylerden uzak dur Tonguç. Çünkü sınava senin gibi arkadaşların girecek. Yani sınava benle girmeyeceksin. Ben girmeyeceğim sınava. Veyahut da Mehmet Hoca girmeyecek. Veyahut da okuldaki hocan girmeyecek. Kim girecek? Senin gibi 8 sınıf öğrencileri girecek. Sen de çok başarılısın, akıllı bir öğrencisin ve çalışırsan başarabilirsin. Şunu da unutma. Milli Eğitim Bakanlığı mutlaka kazanımlara uygun ve örnek açıkladığı sorularda, yani bu beceri temelli sorulardaki gibi soru sormak zorunda. Bak geçen sene herkes çok zor, çok zor, çok zor olacak dedi ama örnek soruların benzeri sorular geldi. Evet tabii ki zor sorular da vardı ama çok dikkatli bakıldığında sorular bir önceki seneye nazaran biraz daha sadeleşmişti. Dolayısıyla bu sene de yine zor gelebilir sana ama çalışırsan mutlaka başarılı olursun. Bir de tercihime yerleşme imkansız. Ben işte şu liseyi istiyorum ama burayı herkes istiyor. Olabilir. Bak ben de senin yaşındayken Tonguç'um sınav hazırlanırken ya burayı kazanamam ki herkes istiyor diyordum ama çalıştığımda kazanabileceğimi gördüm. Ve sosyal medya. Sosyal medya aynı bir bıçak gibi Tonguç. Eğer faydalı bir şekilde kullanırsan sana çok faydası var. Ama faydasız bir şekilde kullanırsan parmağını kesebilirsin. Sana faydası olmayan kişileri, sayfaları takipten çıkar. Öyle herkese takip etme. Her dakika telefonu eline alma. Telefonu kapatıp kenarı koyabileceğin zamanlar olsun. Sadece uçak modundan bahsetmiyorum. Tamamen odanın dışına çıkabileceğin zamanlar olsun. Hatta ve hatta gerekiyorsa telefonu sadece belli saatlerde kullan. Diğer saatlerde telefonun yokmuş gibi düşün. Hocam ben bağımlıyım, ne yapabilirim? Ellerim titrer. Nasıl yani? Telefonsuz ellerim titrer hocam. Titremesi Tonguç. Sınavda çok başarılı olmak istiyorsan telefon seni sevmesin, sen de telefonunu fazla sevme. Kontrol zor geliyorsa günlük programına sosyal medya aktivitesi için ek süre ekleyebilirsin. Ve en önemli şeylerden bir tanesi kendini analiz et Tonguç'um. Sınav notlarına bak, deneme sınav sonuçlarını kontrol et, tarihleri de beraber not et. Ha de bak ben de şöyle deneme sınav sonuçları, bu birinci denemem, bu ikinci deneme, üçüncü deneme, dört, beş, altı. Birinci denemede bu netlere ulaşmışım, ikinci denemede düşmüş, üçüncü denemede artmış, dördüncü denemede biraz daha düşmüş, beş, dörtte bak dikkat etsen gittikçe yukarı doğru çık. Ara ara düşler olabilir. Bazen 5 yanlış yaparsın, bazen 10 yanlış yaparsın ama zamanla yükseldiğini göreceksin ve çalışmalarının karşılığını alacağını bileceksin Tonguç'um. Geriye dönüp baktığında gelişmeni izlemek seni motive edecek. Yani sen en başta 10 tane yanlış yaptığını bilmeden sürekli 2 yanlış yapıyorum diye ağlayabilirsin. Halbuki en başta 10 yanlış yapıyordum. Sonra 6 yanlışa düşmüşüm. Sonra 4 yanlışa düşmüşüm. Sonra 3 yanlışa düşmüşüm. Şimdi 2 yanlış yapıyorum diyerekten motive olabilirsin. Ama eğer bunları takip etmezsen ya hep 2 yanlış yapıyorum ya hiç full yapamıyorum ya diye üzülebilirsin. Dolayısıyla geçmişte yaptıklarını karşılaştırıp başarının arttığını görmek seni motive eder Tonguç. O zaman hedefine liseyi yaz. İnşallah bu yorumu da yıllar sonra, aylar sonra okuduğunda bak buraya hedefimi yazmıştım, çalıştım, motive oldum ve kazandım diye tekrar o yorumun altına cevap yazarsın. Şimdiden sınavlarına başarılar Tonguç.